Dere Boyu'nun 10 numarası Semih ile birlikte. Semih hoş geldin. Bugün çok rahat bir galibiyet. Öncelikle bu kadar rahat bir galibiyet bekliyor muydunuz? Tripoli Bağcılar takımını lig maratonuna renk kattığı için öncelikle tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Kerdar abiler, Anken abiler, tanıdık insanlar. Onun dışında bizim takım gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Bir ara formdan düşer gibi olmuştuk ama toparladık. Playoff havası başka gerçekten. Onun dışında bundan sonraki maçlar içinde tüm takımlara başarılar diliyorum. Senin sorma biteni bir şey var ki sorabilirim. Semih, bugün 9-2'lik bir maç ama 6 tane direk var. Yani ben yanlış saymadıysam gerçekten 6 tane direk var. Evet. Daha farklı bile olabilirdi. Sen maçın başında 2 tane ya da 3 tane yanlış hatırlamıyorsam net gol pozisyonu kaçırıp daha zorlarına attın. Çok jenerikli goller attın. Öncelikle seni tebrik ederim. Bir de Cengiz, sen ve İlyas arasındaki bu pas üçgenleri diyelim. Çok güzeldi. Verkaçlar çok iyiydi. Ama bu takımda bir de bir Serdar Yavuz gerçeği de var. Ya şimdi Serdar gelince bu takımın şeyi nasıl belli olacak? Yani şablon nasıl belli olacak? Sen biraz daha mı geriye geleceksin? Evet. Yoksa... Öyle oluyor ama haftaya oluşacak takım daha farklı da olabilir tabii. Şimdi şöyle de bir şey var. Rakibiniz yarın belli olacak. Evet. Suriçi ya da Selçukspor gelecek. Evet. Selçuk ya büyük ihtimalle Selçukspor gelecek ama Suriçi'ye de haksızlık etmeyelim. Onlar da iyi bir takım. Yani sonuçta her geçen tur sonuçta bir çeyrek final mücadelesi daha zorlu bir ekip gelecek. Belki bu kadar rahat bir galibiyet olmayacak. Belki bir galibiyet bile olmayacak ama sen Suriçi Selçukspor maçının nasıl biteceğini düşünüyorsun? Ya da özellikle herhangi istediğin bir takım var mı? Herhangi istediğim bir takım yok. Öncelikle iki takım da çok güçlü. İki takıma da başarılar diliyorum. Kur içinde Kerdar abi olsun. Selçuk takımında Mehmet abi olsun. Tanıdığım insanlar, sevdiğim insanlar. Beraber top oynadığım insanlar. İki takıma da başarılar diliyorum. Onun dışında bizim oyun şablonumuz tam olarak rakibe göre şekillenmiyor. O anki duruma göre şekilleniyor. Yani kim gelebiliyor, kim gelmiyor, ona göre şekilleniyor. Beraber oynayacağımız zaman ben daha geride oynayacağım doğal olarak. Onların biraz daha ameleliğini yapmış olacağım. Onun dışında dediğim gibi rakibe göre şekillenmiyor. O anki duruma göre şekilleniyor takım. Şu ana kadar son 16 turundaki maçlara baktığımızda çok farklı galibiyetler de oldu. Kafa kafaya giden maçlar da oldu ama farklı galibiyetler içerisinde bile olsa Dere Boyu'nun ilk yarıda oynadığı, özellikle ilk yarıdaki oyun hakkında çok baskındı. Rakibi adeta bunalttınız. Ya bir ara Tripolis Bağcılar takımı orta sahaya geçmekte zorlanıyordu. Öncelikle çok önemli bir mesaj verdiniz bence diğer takımlara. Selçukspor ya da Suriçi kim artık ne gelirse gelsin Dere Boyu takımına lig maratonu yaparak başarılar dileriz. Teşekkür ederim.